Yaptım ki. Sen söyle. Lobiye döndürdüm. Yedi adam. Beyler canım çok sıkkın. Yani canım sıkkın demek aslında Diren'in, Evrim'in, Alp'in, Berk'in, herkesin canı sıkkın demek. Komşuyla çok büyük derdimiz vardı bizim, biliyorsunuz. Komşu dediğim apartman görevlisi. Bizim yan, başka apartmanda oturuyor bu adam, öyle söyleyeyim size. Bu adam biz ses yaptığımızda duvara vuruyordu. Ama öğlen 3'te falan, öğlen 2'de falan da duvara vurmaya başladı. Yani normal konuşuyorum Alp'le mesela. Kanka ne haber, günaydın, hadi kahvaltıya gidelim falan diyorum. Adam duvara vuruyor. Bu kadar sapıklaştı adam, tamam mı? Ondan sonra adamın bu duvara vurma huyu yüzünden, çünkü duvara balyozla veya çekişle falan vuruyor. Siz zaten duyuyorsunuz sesleri. Bu adamın vurma huyu yüzünden arkadaşlar, bizim bütün apartman bizden şikayetçi oldu. Yani adam duvara vurunca bütün apartmana ses gidiyor. 7. kattan, 8. kattan 1. kata ses gidiyor. Ve bu sesi bizim yaptığımızı zannediyorlar. Çünkü kalabalığız ve öğrenciyiz. Aslında adam yani, öyle vurmasa duvara zaten bunlar olmayacak. Bizim sesler gitmiyor aşağıya. Adam böyle vurduğu için sesler gitmeye başladı. Biz ev sahibiyle bağladık abi işi. Adam dedi ki ya çocuklar çok iyi insanlarsınız, mükemmelsiniz. Şu sesi yapmasanız çok iyi dedi adam bize. Tabii canım, evimize dedik falan biz de, geldi yani. Oh kalacağız burada, oh kalacağız burada dedik. Adam benim son yayınım var ya, son yayında iki kere burada, hatırlar mısınız? Dünkü normal yayın. Böyle bu ses tonuyla konuşurken, dün değil de dün de olabilir. Adam bu ses tonuyla konuşurken burada abi iki kere duvara. Gene bütün apartmana gitti ve apartmandan bizim ses yaptığımızı düşünüp şikayet ettiler. Ev sahibi dedi ki abi olmuyor, sizde çok büyük olay çıkacak. Çıkın bu evden. Yani sadece o şerefsiz adam yüzünden. Ya oldu zaten bunlar. şu da var yani, akşamüstü 4-5 gibi vurması falan. Yani neyse. Öğlen 3'te vurdu oğlum öyle. Ben video çekerken, amına koyayım, video var YouTube'da. Öğlen 3'te çekiyoruz. Apaydınlık hava yani, ışık yok. Gün ışığı kullanıyoruz. Adam öğlen 3'te vurdu. Ve biz yapacak buradan bir şey yok taşınacağız ya. Beyler. Hayırlısı buymuş demek ki. Ne yapalım? Buluruz elbet güzel bir yer. Yerimen bir şekilde yürür. Yok yani şu an yok ev. Ama buluruz diye düşünüyoruz. Buluruz buluruz ya. Ancağınız bizim... Yani siz öğrencilik hayatınızı seçerken aparta, yurda falan gidin. Böyle normal bir ev, apartmana giderseniz hakikaten sıkıntı yaşarsınız. Vallahi hiç öyle değil kankacım ya benim. Ben gecenin nerede 3'ü seni? Bas bas bağırıyorum. Esenyurt'ta. Aa, işte. Benim eski evde öyleydi. Benim eski evde bak babaannemin, pardon, anneannemle komşular okey partisi veriyordu gece 5'te. Okey oynuyorlardı şakır şakır. Sıkıntı yoktu yani. Benim sağ komşum. Beni düşürdüler. Kimse kimseye karışmıyor burada. Ortada tek kalmışım kim ben ya? Abi. Kanka havada mı öldün? Abi ortada tek kalmışım ben. Neden yanlara atladınız? Hani ortaya atlıyordu herkes dediğin için. Ortadayız kankacım. Nasıl orta kanka oğlum burası? Ortadayız. Oğlum baksana, ortada mıyız değil miyiz? Allah Allah. Seni izliyorum şu an kanka bu arada. Kanka ortadaymış da çatıya atladım. Yani çatısı delik olan yer var ya şu an, anonsun tutladı. Spor yapıyoruz ya. Erken ben... Anladım. Atış poligondalar. Ya neyse. Acayip can sıkıcı hale geldi işler. Yürüp eleniyoruz da böyle. Yani en yakın zamanda gideceğiz buralarda. Kazdırıyor arkadaşını. Görmedi mi kanka solda? Gir bir daha. Yok, sen de mi vurdu o? Hmm. Ben sağda sanıyordum, soldaymış. Görmedim. Bir farklı harita yapsak mı? Yapalım ya. Baydı bende burası. İşe yarar mı okul falan? Şey yaparız. Milita, Rozok. Okulu sevmiyorum ben. Squat'ta okula kim, bilinmeyen hata diyor bende abi. Kim kurduysa. Tekrar bağlan diyor bende. Bak sen de. Olun. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Yani tekrar beyler o diyor. Hale geldi işler. Temmuz'un 15'ine kadar süre tanıdılar bize. Başka bir evde göreceksiniz artık. Bizden bir şey değişmez. Ortamımızdan falan. Başka bir ev bulmaya çalışıyoruz. Hazır basın abi. Değiştirdim ben de. Hayırlısı artık ya. Senin bu saatten oyuncu... sonra. Oyuncu sesi çok yüksekmiş. Ben göremiyorum sizi lobide. Nasıl? Bassana diye, sıkıntı yok. Nedir? Ben kameramı kapadım. Ya benim şansıma galiba. Ben de ilk defa... Apartmanda hiç seyirciniz yok mu diyor. Var abi Ahmetciğim. Ahmet 16. Abi o şans zaten. Ya, benim bir önceki... Apartmandaki izleyici de abi ev sahibine anlatıyor. Bizim videoları izletip. İşte Alnos komşuya sövüyor falan videolarını. Zaten oradan görüyor yani ev sahibi. Gerçekten öyle. Oradan ev görüyor. Ev sahibi eve geliyor. Diyor ki açayım mı videolarınızı falan.
Oysaki videoda komşu sövüyor falan ilk. Oo diye bağırıyor. Vurup ama bağırıyor yani. İlk o yani sövüyor. Bize. Ya o... Hani adamı yok etsek yok ederiz çok rahat. Ama yapmıyoruz. Efendi olduğumuz için. Hayırlısı artık. Ev sahibi geliyor videolar açıyor bizim evde. Zaten apartmanda ses olayları diye. Biraz şans ya. Yani benim bir önceki evimde sıkıntı yoktu. Ondan önceki öğrenci evimde sıkıntı vardı. Yani derler yani komşu seç diye. Aynen öyle acılar. Ya da bu tarz şeyleri yapıyorsanız zaten zor oluyor apartmanda. Biz de full haklı izlemiyoruz. Bazen illa ses yaptığımız oluyor anlık olarak ama... Abi o kadar şey istiyorsa yani gitsin özel bir mülk tutsun. Tabii ki abartıyor yani. Abi ya ben... Allah Allah. Neler de uğra... Hani mesela kaç örnek veriyorum. Kaç yaşında adam? Abi, yaşlı galiba ya. 45 vardır herhalde. 47 falan, 47 falan. Adam apartman görevlisi ya, adam rahatsız. Normal bir insan değil. Hiçbir komşuyla problemimiz yok. Yok bir de hazırda bekliyormuş gibi. O bana çok garip geliyor ya. Gerçekten bak kaç kere öyle denk geldi. Sanki izliyormuş gibi. Rozok yapalım ya. Boza girmiştir falan diyecektim ama. Valla yavrular müstakil ev olsa ben anında çıkartacağım. Çıkartmaz mıyım ben? Rozok mu Skull mu? Seri karar verin. Skull ya. Bu atas bence atlar Skull'u o yüzden Rozok dedim. Atlar atlar. Peki. Ya bir de kaçın. Apartman olmadığı zaman arkadaşlar kaliteli internet bağlantısı bulamıyorsunuz. Aynen o çok önemli bir problem ya. Şimdi yeni yapılıyor ya güzel evler. Onlara internet bağlamıyorlar arkadaşlar. İnternet bizim hayatımız. Şu yayında drop olsa siz 3 dakikada bir kopsanız anlamı yok yani yayının. Ona uğraşıyoruz biz de yoksa ev çok. Biraz geç atladım ya. Evet gelen yok. Ama ben çok kadar doluyum yani o konuda. Çok fazla doluyum. Derken 2 takım varmış şimdi gördüm. 8 vurup çıkarız abi buradan. Abi artık hayırlısı her şeyin ya. Ben o gözle bakıyorum. Herkes tiyatroya indi bu arada. Evet ben içeri kaçtım. Abi Allah aşkına silah göstermiyor ya. Şimdi buradan çalmasınlar. Helal sen Ali. Eyvallah. Oyun donuyor abi. Sanırım çok kişi buraya atladı diye değil mi? Çok kişi atladı aynen. Abi ölme be. Ölme be. Ghost, öldürme be. Big at TR abi ghost. Siz devam edin ya sıkıntı yok. Geldim buradayım. İşte bunlar. Başka helal var mı? Be. Sanmıyorum. Şerefsiz ya. Ghost. Temizleyip direkt çıkalım ya. Oyunun bu daha başı zaten. Yok. Öyle bir şey yok. Direkt öldü. Gidin hemen tokiler. Burada var da adam. Doğar mı? Var. Bir takım daha olması lazım sanki. Kaç vurdunuz? Bende bir var. Murat şey var abi. Aldı. Var abi. Burada kim adam aldı var, onu? Alp aldı. Versin sana. Ne? Sıhhiye var ha. Sıhhiye var. O burada adam. İkisi de burada. Hayda. Üç kişi. Üç kişi. Murat önünde üçü de. Ne? What? Hava koru oğlum. İki mermiyi korudu, üçüncüyü yemedi. Ben. Biliyordum adam olduğunu da o kadar yakın olduğunu düşünmemiştim ya. Hakikaten la. Kardeşim, Rail, İzmir'de de internet yok. Çok araştırdık biz ya. Bizim olayımız ya İstanbul ya Eskişehir.